Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün Huawei Watch 3'ü kutusundan çıkartıyor ve özelliklerine yakından bakıyoruz. Huawei Watch 3, Huawei GT saatlerde ve yeni seride yani Watch 3 serisinde tanıdığımız bildiğimiz kutuyla geliyor. Hemen arkasını çevirip jelatinini açıyoruz. Fark ettiyseniz kutunun üzerinde App Gallery ifadesi var. Bu ne anlama geliyor? Artık Watch 3 serisinde Huawei HarmonyOS 2.0 işletim sistemini kullanıyor. Bu işletim sistemiyle beraber Huawei akıllı saatler artık çok daha fonksiyonel. Hatta içlerinde birer uygulama mağazası var ve Huawei uygulama mağazasından kendi istediğiniz uygulamaları indirebiliyorsunuz. Saati dışarı çıkartalım. Huawei Watch 3 böyle görünüyor. Son derece şık bir akıllı saat. Tasarım açısından Huawei Watch 3 Pro'dan oldukça farklı. Fark ettiyseniz üzerinde bir bezel bölgesi yok ve kasayla birleşik görünüyor. Son derece şık olduğunu söyleyebilirim. Saati kısa süreliğine kenara aldım. Kutu içerisine bakmaya devam ediyoruz. Bu aradaki alanı açtığımızda bir minik kutu daha var içeride. Bu minik kutudansa saatin şarj adaptörü çıkıyor. Bu arada aranızdan neden içeriden kullanma kılavuzu veya garanti kağıtları çıkmadı diye soranlar olabilir. Elimizdeki bir inceleme sürümü, bir test sürümü. Bu yüzden içerisinden sadece saat ve şarj cihazı çıkıyor. Siz bu ürünü satın aldığınızda tabii ki içerisinde garanti belgesi ve kullanım kılavuzu da yer alacak. Şimdi kutuyu bir kenara kaldıralım ve saatin özelliklerine yakından bakalım. Huawei'nin saatlerinde en sevdiğim detaylardan biri kayışlar. Gerçekten özellikle Watch 3 serisinde de daha önceki GT serilerinde de çok güzel kayışlar kullanıyorlardı. Kutudan çıkan ürünlerinde hemen solak olduğum için sağ bileğime bağlıyorum. Bu soru çok gelebiliyor arkadaşlar. Neden sol tarafa takmıyorsun saati diye? Çünkü solağım. O yüzden sağ tarafa takıyorum. Huawei Watch 3 bileğimde böyle görünüyor. Şimdi saati başlatalım. HarmonyOS logosu bizi karşıladı. Saat eşleşmeye hazır şu anda. Fark ettiyseniz daha önceki GT serilerine oranla çok daha akıcı bir ekran var. Bunun sebebi tazeleme hızının yükseltilmiş olması. Ama bu demek değil ki önceki serilerde görmüş olduğumuz o pil sürelerine erişemiyoruz. Hayır, artık saatin farklı modları var. Hemen buradan kendi dilimizi seçiyoruz. Telefonunuza Huawei sağlık uygulamasını indirin, ardından bu cihazı ekleyin. Eğer bir Huawei akıllı telefon kullanıyorsanız zaten bu tarz bir işlemi es geçebilirsiniz. Ama başka bir Android telefon veya iOS bir cihaz kullanıyorsanız Huawei sağlık uygulamasını veya eğer sizin marketinizde Huawei Health olarak görünüyorsa o şekilde indirmeniz gerekiyor. Şimdi sağlık uygulamasına girdim, cihazlar diyorum ve ekle diyorum, tarama diyorum. Ardından QR kodu okutuyorum. Devam edilsin diyorum. Şimdi belli senkronizasyon ayarları soruluyor bize. İzin vereceğim. Ekran animasyonu değişti ve Mate 40 Pro ile eşleşme isteği gönderildi. Saatimizde telefondan devam edin uyarısı verildi. Hemen ileri diyorum. Tüm servisleri etkinleştiriyorum. Ve saatten bir onayımızı aldık. Şimdi Huawei kimliğimi senkronize edeceğim. Çünkü daha öncesinde farklı Huawei Watch modellerini kullandım. Huawei saatleri kullandım. O yüzden senkronizasyonu yapıyorum. Şu anda Huawei Watch 3 açılmış durumda. Şarjımız çok yüksek değil ama zaten özelliklerden sizlere bahsedeceğim. Ayarlar diyelim. Gerçekten çok akıcı görünüyor ekran. Buradan ekran süresini uzatacağım. Ekran ve parlaklığa geliyorum. Uykuyu yükseltiyorum 5 dakika diye. Geri döndüğümüzde artık saat en azından çekim için sürekli kapanmayacak. Ama tabii ki sizin bu ayarı otomatikte bırakmanızı öneririm. Eğer ekranı 5 dakika boyunca açık bırakırsanız tabii ki pil ömrü de
belli ölçüde etkilenecektir. Şimdi cihaz ayarlarına geliyoruz. Burada farklı senkronizasyonlardan müzik çalma kontrollerine kadar seçeneklerimiz var. Geri geldiğimizde saat kadranlarını buradan seçebiliriz. Mesela klasiği çok yakışacak diye düşünüyorum. Varsayılan olarak bunu ayarlıyorum. Evet, gerçekten çok güzel görünüyor. Saatin de kendi dokusuna, kendi tasarımına çok yakışan bir saat arayüzü klasiği. Burada farklı seçenekleriniz var ama tabii ki asıl kontrolleri buradan sağlamanız gerekiyor. Hemen biz saate odaklanalım. Menünün grid tasarımı var. Yani gördüğünüz gibi arka arkaya dizilmiş durumdalar. Önceki Huawei akıllı saatlerde buradan elinizle aşağı doğru ittirerek seçim yapabiliyordunuz. Şimdi bütün menüdeki seçebileceğiniz şeyler burada yer alıyor. Huawei Market de yine en üste koyulmuş. Buradan App Gallery'ye giderek kullanmak istediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz. Güncellemeleri yapabilirsiniz, ayarları değiştirebilirsiniz. Mesela klavyelerimizi Türkçe olarak ayarlıyoruz. Petal diyelim. Tabii ki ekran alanı oldukça geniş olduğu için bu dijital klavyede yazmak da düşündüğümden çok daha kolay. Watch 3 Pro için de geçerli. Mesela Petal Maps'i indireceğim. O ine dursun. Biz saatin özelliklerine bakmaya devam edelim. Şuradaki alt tuşa bastığınızda anında egzersize geçiyor. Saat arayüzü ve uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmak için üst taraftaki bezeli kullanabilirsiniz. Buradan direkt nabzınızı ölçebiliyorsunuz. Klasik Huawei akıllı saatlerde gördüğümüz birçok özellik daha akıcı ve daha hızlı bir sistem üzerinden aslında sizlere sunuluyor. Ben ayarlara geleceğim. Çünkü Huawei akıllı saatleri tercih eden kullanıcılar genellikle pil ömrü konusunda bu saatlere çok güveniyorlar. Şimdi Watch 3 serisiyle beraber Watch 3 ve Watch 3 Pro'ya baktığımızda artık daha akıcı bir ekran, daha hızlı bir arayüz ve daha hızlı bir işlemci var elimizde. Yani performans odaklı bir akıllı saat bu. Ama tabii ki pil ömrünü istediğimiz gibi uzatabiliyoruz. Normalde bu şekilde kullanırsanız Watch 3'ün pil ömrü 3 gün. Ama pil bölümüne gelip, ki bakın zaten %9 olarak görünüyor ama onun bile 8 saat 38 dakika gibi bir süresi var. Süper güç tasarrufunu açarsanız bakın oradaki 8 saat 38 dakika bir anda bir gün 6 saate dönüşüyor. Böylece GT serisinde gördüğümüze benzer bir arayüz oluyor. Hatta uygulamaların sıralanması bile önceki Huawei akıllı saatlere dönüşüyor. Yani ben daha çok Watch 3'ü şeye benzetiyorum. Hani içerisinde hem mesela GT 2 var hem de üstüne bir tane daha akıllı saat var. Siz hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanıyorsunuz. Bakın ekran yenileme hızı da zaten düştü. Bunların hepsi verimlilik odaklı çalıştığı için. Böyle kullanırsanız gerçekten çok çok uzun bir pil ömrünüz oluyor. Zaten Huawei hızlı şarj konusunda ve batarya optimizasyonları konusunda çok tecrübeli bir şirket. Hızlıca şarj edip uzun süre kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Huawei Watch 3'ün şu anda Huawei'nin kendi mağazasındaki tavsiye edilen satış fiyatı ise 4999 Türk lirası. Çelik çerçevelere sahip, geniş bir ekranı var, AMOLED bir ekranı var. İçerisinde bana göre 2 tane akıllı saat var. Eğer bu tarz bir akıllı saat satın almak istiyorsanız ve Huawei akıllı saatleri beğeniyorsanız tavsiye edebileceğim bir model olmuş. Ve pil ömrü konusunda daha da üst seviyelere çıkmak istiyorsanız daha önce Watch 3 Pro hakkında bir video yayınlamıştık. Ona da YouTube kartlarından ulaşabilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.